Merhaba. Camdan aşağı atlayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün size erik yiyerek tasavvuf anlatacağım. Tasavvufun aslında nasıl bir şey olduğunu anlatmak için açıkçası ömür yetmez. Fakat şundan dolayı çok derin bir öğretidir. Çok şöyle ihtişamlı, şöyle güzellikleri vardır şeklinde değil. Nasıl bir öğreti İslam'a bu kadar ters olup da İslam zannedilir? Bu insanlara nasıl yutturulmuştur? Ve bu inancın içerisinde ne gibi hem İslam'a hem akla, mantığa, gerçeğe zıt, taban tabana zıt şeyler vardır. Bunları anlatmaya gerçekten hani bir insanın ömrü yeter mi bilmiyorum. Elimden geldiğince işte zaten yazıp çiziyorum ama YouTube'da bir de YouTube'daki izleyici kitlesine de ulaşmak için bunları bir de buradan anlatayım dedim. Bu arada eğer bu videoyu kış aylarında izleyecek olan olursa karşınızda kütür kütür erik yiyen birisi karşısında böyle ağzınız sulanır falan ama yine de erik alamazsınız. Yani işte bak iradenizi güçlendirirsiniz, nefsinizi terbiye edersiniz. Böyle çile çekerek ermiş bir insan olabilirsiniz. Sevgili Sufi adayları. Şimdi İslam Adem'den başlayarak tüm peygamberlerin temsil ettiği İslam, yani Allah'ın gönderdiği din olan İslam şunu en başta şunu öğretir. Tevhid. İnsana öğrettiği yani yegane şey, en önemli şey budur. Tevhid. Nedir tevhid? Allah'ın birliği. Allah'ın birliği öğretisine, bir başka deyişle monoteizme karşı olan tek şey çok tanrıcılık değildir. Bize bugün camilerde, okullarda, sağda solda, televizyonlarda, şurada burada şirk anlatılmıyor. Ne olduğu anlatılmıyor. Dünyada sadece ben anlatıyorum demiyorum. Yani çok 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 az kişi bunları dile getiriyor. Bir kısım var ki bilip de anlatmıyor. Onların Allah belasını versin. Bildiği halde tırstığı için, toplum tarafından dışlanmak için, iş kaybetme korkusundan vesaire tırstığı için susanlar var. Onların sahiden Allah belasını versin. Onun dışında çok az kişi bunları maalesef cesaretle söyleyebiliyor. Şirk demek, ben birden çok Allah'a inanıyorum, 3 tane tanrı var, 7 tane tanrı var demekten ibaret değildir. Tabii ki bunlar da şirktir İslam'a göre. Tevhid ne der bize? Allah birdir. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. O Allah benzersizdir. Eşi benzeri, dengi asla yoktur. Hiçbir şey ile mukayese bile edilemez. Öyle yüce, öyle kusursuz bir varlıktır Allah. Her şeyi yoktan var edendir. Her şeyin sebebidir fakat kendisinin sebebi yoktur. Gibi yani Kur'an'da da zaten Allah kendini çeşitli şekillerde tanıtır insanlara. Tabii ki de biz insanların Allah'ın ne olduğunu, Allah'ın neliğini idrak etmesi imkansız. Değil mi? Evet, imkansız. Allah aksini dilemedikçe, Allah bizi çok daha müthiş bir kapasiteyle yaratmadığı sürece imkansız. Fakat yine de Allah bize bazı belirgin sıfatlarını Kur'an'da bildirir. Bunları sadece Kur'an'da değil, kendi içimizde de, içimize koyduğu delillerle de bunları bize gösterir. Örneğin işte Allah'ın kusursuz olduğu, iyi olduğu, sonsuz olduğu, ezeli ebedi olduğu gibi şeylere, bilgilere biz tefekkür yoluyla da içimizden ulaşabiliriz. İşte Descartes videosunda bundan bahsetmiştim, değil mi? Descartes mesela sorgulamayla bunlara ulaşıyor. Fakat veya işte İbn Tüfeil'in Hayb'in yaksanı ıssız adada yetişiyor, büyüyor ve tek tanrı inancına ulaşıyor. O tabii bir kurgu en nihayetinde ama yani bir insan Allah'ın bu özelliklerini, bazı sıfatlarını, mahiyetlerini, neliğini, Allah'ın neliğini kısıtlı da olsa kavrayabilir.
tefekkür yoluyla, düşünce yoluyla. Fakat benim inancım da budur. Hem temellendirme yapmak için, çünkü bir doktrinin olması lazım. Deizmi neden saçma bulduğumu önceki videolarda biraz değinmiştim hani. Bunları fıtraten veyahut da sezgisel olarak veyahut da doğuştan bilgiyle, adına her ne dersen de, bir şekilde sorgulamayla Allah'ın bazı özelliklerine ulaşabiliyor olsam da, yine de elinde belli bir doktrinin de olması gerekiyor ki temellendirme yapabilesin. Bir diğeri de, biz Kur'an'da bilemeyeceğimiz şeyler de bize Kur'an yoluyla bildiriliyor. Örneğin işte cennet, cehennem, ahiret vesaire vesaire veyahut da Allah'ın diğer sıfatları, belirli günahlar, belirli yasaklar, belirli sevaplar, belirli emirler, değil mi? Biz çünkü evet iyiye bir yönelimimiz var, kötüye de olduğu gibi. Fakat bunların arasından doğruları seçebilsek de her zaman bu konuda başarılı olamayız. Ben Müslüman olmadan önce yani mesela şirk niye bir günah olsun ki ya derdim. Fakat bunu bana Kur'an öğretti. Ve Kur'an öğrettikten sonra da o gözle, o paradigmayla hayata baktığımda şirkin neden Allah'ın affetmeyeceğini söylediği tek günah olduğunu daha iyi anlar oldum. Şimdi konuyu çok dağıtmayayım. Günümüzde hala çok fazla sayıda insan çok tanrıya inanıyor. Hani alenen çok tanrıya inanıyor. Ben politeistim diyor işte. Hindular en meşhur. Yüz milyonlarca Hindu var. Fakat bir de bu kadar fazla renk vermeyen çok tanrıcılık, daha doğrusu şirk türü var. Örneğin panteizm. Şimdi çakmaklarımın hiçbiri yanmıyor. Durduracağım. Panteizm şudur. Günümüzde bir deizm tartışmaları çıkıyor ya, niye şimdi çıktı bu tartışma onu da bilmiyorum. Hani niye dillere pelesenk oldu gerçi. Hani zaten deizm epeydir, değil mi? Yaygın yani. Ateizm de, deizm de. Sosyal medyayla daha da artıyor. Fakat genellikle işte ilahiyatçılar falan, esas bu konular hakkında konuşması gerekenler konudan çok uzak oldukları için ve interneti falan hiç takip etmedikleri için, ki günümüzde internet televizyondan falandan çok daha etkili, özellikle gençler arasında. Bunlar herhalde yeni haberdar oluyor. Yani deizmin de çok öyle ne olduğunu bilen yoktur. Panteizmin de bu ülkede tevhidin de açıkçası İslam'ın da Kur'an'ın da, yani oransal olarak şey yapsan, şu ülkenin %1'i bu kavramlara hakimse dişimi kırarım yani. Dişimi kırmam, çok mutlu olurum yani. Daha iyi bir toplumda, daha bir şeylerin farkında olan bir toplumda yaşadığım için mutlu olurum ama değil maalesef. Neyse. Panteizm şudur. Doğa eşittir Tanrı der panteizm. Doğa Tanrı'dır. Evren veyahut da evrenler Tanrı'dır. Vahdedi vücut ise bunun tamamen aynısıdır. Vahdedi vücut panteizmin sadece idealist versiyonudur. Daha oldukça basit anlatacağım şimdi. Felsefede, ontoloji hakkında, varlık felsefesinde iki ana akım vardır: materyalizm ve idealizm. Materyalizm der ki işte sadece bu dünya var, başka da bir şey yok. Madde var, madde gerçek, bu kadar, bunun ötesi yok der. Materyalist adı üstünde. Sadece materyal, meta, madde var diyor. İdealizm ise kendi arasında tabii çeşitli kolları olmakla beraber materyalizm de öyle, ama genel hatlarıyla söylüyorum. En revaçta olan şeylerini, türlerini anlatıyorum. İdealizm ise şudur. Bir kısım idealistler ya madde yoktur der, yani madde yoktur der, o kadar ileri giderler. Bir kısım ise ya tamam madde vardır ama yani bunlar taklit, şu bu, hani bu gazoz kapağı aslında çok gerçek değil, bu taklit, bunun başka bir yerde daha aslı var. Asıl yer orası, ideler der. İdealizm budur. Yani işte Platon'un idealizminde nedir olay? Bir örneğin çakmak idesi var. Tamam mı? Çakmak idesi. Bu çakmak idesi
tam kusursuz olduğu gibi çakmak idesidir. Bu çakmak ise, var olan bu maddesel çakmak ise, o çakmak idesinin bir taklididir. Ve gerçeği, hakikati yansıtmaz Platon'a göre. O Platon'dan bahsediyor. Bunlar tabi tıraş. Ben hiç idealizme katılmıyorum. Bu idealizmden kastım öyle hani idealist öğretmen, idealist savcıdaki idealist değil. Çok fazla anlam kaymasına uğramış halidir o idealist. Platonik aşk gibi. Hani platonik aşk da Platon'dan gelir. Platonik aşk nedir aslında? İşte iki ruh birbirini öyle sever ki hiç böyle maddesel şeylere önem vermez. Beden güzelliği, şu, bu, bunlardan vazgeçer ve çok kusursuzca işte o ideler aleminde çok kusursuzca birbirleriyle kavuşur ve bu mümkün olamayacak kadar mümkün olamayacak bir aşktır. İmkansız bir aşktır der yani Platon. Platonik aşk budur. Fakat günümüzde nedir? Hani o imkansız aşk paydasından kotarılıp karşılıksız aşk. Karşı tarafın haberinin olmadığı, kavuşmamız imkansız. O manadaki bir aşka devrilmiştir hani Platonik aşk. Böyle işte kelimeler anlamlarını biraz böyle törpüleye törpüleye en sonunda bambaşka anlamlara kavuşuyor günümüzde. Hani idealizm de o idealizm değil. Şimdi panteizmin birçok kolu sadece madde vardır der. Maddenin ötesi yoktur der. Birçok kolu da madde yoktur. Aslı olan başka bir şeydir. Aslı olan Tanrı'dır. Aslı olan evrendir der. Tamam mı? Şimdi tasavvuftaki vahdeti vücut ekolü madde yoktur. Olsa da bu madde taklittir falandır, fişmekandır, bir hayaldir diyen ekolü temsil eder. Mevlana yani en nihayetinde onlar da panteisttir. İlahiyatçıların, sufilerin tasavvufu panteizmden farklı gösterme çabaları buna dayanır. İşte onlar bakın evrene tapıyor. Onlar evren tanrıdır diyor derler. Evet doğru. Sen de ama diyorsun ki ya bu madde falan yok. Madde şu bu. Bunun aslında arkasında Allah var. Her şey Allah'tır diyorsun. Bir fark yok. Hatta öbürü bence daha senden ya iki tane İslam için İslam huzurunda saçma görüşü kıyaslıyorum. Fakat öbürü bir nebze olsun daha mantıklı. Çünkü en azından gözün gördüğü bir şeyi yalanlamıyor. Madde vardır diyor. İsteyen bana sığsın bilmem nedir desin. Madde vardır. Bu kadar basit yani. Hani A eşittir A'dır. Budur yani. Madde vardır. Allah Kur'an'da bak hangi ayetlerdeydi. Birçok ayette söylüyor da örnek. Ankebut 44. Allah gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Nal 3. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Yani gökleri ve yerleri ifadesini Allah evren için kullanır. Yani birçok yerde yerler ve göklerden kast yerler ve gökler ifadesini kullanır Kur'an'da Allah ve bundan kastettiği tabii ki de bütün evrendir. Veyahut da bildiğimiz sadece bildiğimiz değil bilmediğimiz evrenler de olabilir. Alemlerin Rabbi en nihayetinde. Şimdi yani tasavvufçu, vahdeti vücutçu panteist ekol maddeyi böyle şey yapar. Hani daha uhrevi olacaksın ya, daha yüce olacaksın ya. O yüzden madde yoktur, bunlar boş iştir falan der. Şimdi güzel kardeşim, İslam'da maddenin inkarı gibi bir şey söz konusu mudur? Hayır, kesinlikle. Maddeyi yaratan da Allah'tır. Ve biz tabii ki de hani Müslümanlar olarak şey de demiyoruz değil mi? Sadece bu evren var. Bu iş bu kadar da demiyoruz. Yani Müslümanlığa tamamen aykırı olan bir şey bu. Çünkü Allah var. Allah gibi aklın kavrayamayacağı maddeden öte her şeyden münezzeh bir varlık var. Bunun bize vaat ettiği başka bir evren var. Ahiret evreni, ahiret yurdu vesaire vesaire. Tabii ki de bir Müslümanın materyalist olması da kabul edilemez. Yani çok çelişkili olur. Yani kılıfına uydurmak isteyen birçok şeyle birçok farklı görüşü evlendirebilir yani. Ama en nihayetinde mantıksız bir evlilik, bir ürün, bir akraba evliliği çıkar ortaya. Yani tövbe ya. Akraba evliliği de değil. Akraba bile değildir. Hani materyalizmle veya idealizmle İslam. Her neyse. Şimdi tasavvuf maddeyi inkar ederek kim maddeyi inkar ediyor ya? Böyle şeyler yok diyen olursa da azıcık İnandığını zannettiği adamların kitaplarını okusun. Yani ben kitabımda bunların hepsini kaynak belirterek
gösterdim, yazdım. Okuyanlar biliyordur zaten. Bunların hiçbirini sallamıyorum ben. Burada şimdi size sadece böyle doğaçlama sunum yapıyorum. Burada çıkıp da size elinde belgelerle konuşan CHP Nevşehir Milletvekili gibi şey yapacak halim yok. İsteyen, ya yani sallamıyorum, girsin baksın şeyine. Kitabım internette var, kaynakçasına baksın. Mevlana Divanı Kebir'inde aynen şunu der. Ben, sen, ağaçlar, şu, bu, et hayvanlar, bitkiler, etrafta gördüğün her şey birer nakıştan, birer hayalden ibarettir der. Neden? Aslında bunlar yok. Madde dediğimiz şey yok. Sadece Allah var. Dolayısıyla ben zannettiğim şey aslında yokum ya. Bu çakmak zannettiğin şey aslında yok ya. Bunun ardında da Allah var ya. Heh. Dolayısıyla ben zannettiğim şey Allah'ım. Haşa haşa. Çakmak zannettiğin şey Allah. Haşa haşa. Evren zannettiğin, yıldız, şu, bu, dünya, sümüklü böcek, ağaç kabuğu zannettiğin şey, onlar hepsi aslında Allah'ın yansıması. Fakat bunlar Allah'ın kötü yansımaları, bir hayalleri, bir illüzyon. Spiritüalistler, spiritüalizm ile günümüzdeki bu New Age, spiritüalizm ile tasavvuf tamamen aynı şeydir. Jargonları ve bazı yorum farklılıkları dışında temel felsefeleri aynıdır. Onlar illüzyon kelimesini kullanır bu durum için. Bizim tasavvufçular işte vehim, nakış, hayal falan filan derler. Aynı şey. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Yani velhasılı kelam tasavvuf dediğim vahdedi vücut dediğimiz şeyin panteizmden hiçbir farkı yoktur. Panteizmin materyalist ve idealist versiyonları vardır. Vahdedi vücut ise panteizmin idealist versiyonudur. Bundur. Bu kadardır. Yani hiçbir farkı yoktur onun dışında. Ya panteizmi bir din olarak düşünün. Bu dinin işte farklı versiyonları vardır. Budizm'de farklı yorumu vardır. Spinoza'da farklı yorumu vardır. Mevlana'da, İbnül Arabi'de farklı yorumu vardır. Fakat en nihayetinde aynı şeyi savunurlar. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Hani mezhepler tabii hiç olmaması gereken. Kur'an'ın en az 7 ayetinde fırkalara bölünmeyin diye şiddetle yasaklanmış bir şeydir mezheplere bölünmek. Fakat yine de biz bugün İslam mezheplerine baktığımızda büyük çoğunluğu eleştiriyoruz ediyoruz fakat ama birçok konuda mesela hemfikiriz temel konularda değil mi? Nedir? Allah peygamberler göndermiştir. İnandığımız peygamberler aynıdır. Ondan sonra bir ve tek olan Allah'a inanırız. Ondan sonra bir yargı gününe, herkesin bu dünyada yapıp ettiklerinden sorguya çekileceğine inanırız vesaire vesaire değil mi? Ha. Bu tür konularda hatta bu gibi konularda biz Müslümanlar olarak Hristiyanlar ve Yahudilerle de çok ortak noktada konuşuyoruz. Aslında yani inancımızın temel şeyleri, saç ayakları bir yerde aynı. Şimdi böyle deyince de diyalogçu musun sen falan diyeceksiniz de hayır böyle yani Allah da Kur'an'da diyor işte ehli kitabı aranızdaki şu ortak söze çağırın. Haydi bir olan Allah'a kulluk edelim diye. Panteizmi de bu şekilde düşünün. Yani bir yerde teizm ve tevhidi savunan bir teizm ama yani tek tanrıcı din gönderen bir Allah'a inanıyor. Bir tarafta da panteizm var. Oradaki panteizmdeki tanrı evrendir. Bir de panenteizm vardır. Ona da birazdan gireceğim. Bu panteizmdeki tanrının işte ne olduğu, neliği tam net değildir. Çünkü panteizmin farklı versiyonları vardır. Fakat 3 aşağı 5 yukarı birçok konuda bu adamlar hemfikirdirler yani Tanrı'nın neliği konusunda. Enel Hak yani ben Hakk'ım, ben Allah'ım diyen Hallacı Mansur ile ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyen Yunus Emre ile ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm diyen Cübbeli Ahmet ile bunlar hep zaten belirli konularda, belirli şeylerde hemfikirdirler. Şuna benzetebiliriz. Bu abiler kimi zaman birbirlerinin şeyhliklerini falan kabul etmezler, değil mi? Ha. Mesela Hristiyanlar da bizim daha doğrusu hepsi bizim peygamberimiz de son peygamberimiz olan Muhammed'in peygamberliğini kabul etmezler. Ha.
Şeyler de işte tasavvufçular da birbirlerinin şeyhliklerini işte reddederler. Kimisi Arabiye bu şeyh değil, bu şarlatan, bu deli der. Kimisi Mahmut Efendi'ye bu adam değil der falan filan ama en nihayetinde aynı şeyi savunurlar yani. Değil mi? Şimdi bakayım şimdi dur. Kırmızı kaplı defterden aldığım notları bak. Ha. Yani panenteizmden bahsedecektim. Panenteizm ise şunu der. Evet, Tanrı eşittir. Tanrı evrenin bir parçasıdır der. Fakat bununla sınırlı değildir. Evrenden aşkın bir Tanrı daha vardır der. Panenteizm. Bunun da tasavvuf jargonundaki karşılığı vahdet-i şuhuttur. Bunu da İmam Rabbani 16. yüzyılda yaşamış bir Hintli kazandırmıştır tasavvuf jargonuna. Ki aslında ismini Vahdet-i Şuhud diye o koymuş olsa da Mevlana'dır, o efendime söyleyeyim Ahmet Yesevi'dir. Bunların eserlerinde de baktığın zaman bilhassa Mevlana'nın özellikle panteistten çok panenteist olduğunu da görüyorsun birçok yerde yani. Onlar da sadece bu evren kadar olan değil, bu evrenin biraz daha ötesinde bir şeyler olduğunu da söylüyorlar yani eserlerinde. Panteizmle panenteizmin arasındaki fark çok hayali bir farktır. Çünkü en nihayetinde panenteist görüşte de, vahdedi şuhudçu görüşte de ben yine Tanrı'nın bir parçası oluyorum. Haşa haşa. Ben Tanrı oluyorum. Değil mi? Enam suresi 1. ayet. Der ki, Hamd Allah'adır. O ki gökleri ve yeri yaratmış, karanlıklara ve nura vücut vermiştir. Sonra gerçeği örtenler bunları Rablerine denk tutuyorlar. Bakın çok iyi okuyun bu ayeti. Hamd Allah'adır, övgü Allah'adır. Ki o yerleri ve gökleri yaratmıştır. Dediğim gibi yerleri ve gökleri yaratması nedir? İşte evreni yaratmasıdır. Veyahut da karanlıklara ve nura, ışığa vücut vermiştir. Değil mi? Karanlığa ve nura vücut vermesi, yaratması ne demektir? Yine işte her şeyi yarattığını söylüyor. Her şeyi yaratan Allah'tır diyor. Ardından bir cümle sonra da diyor ki, sonra gerçeği örtenler bunları Rablerine denk tutuyor. Bunları zaten Allah yaratmışken sen bunlardan nasıl bir Allah'lık görüyorsun? Nasıl? Ve bunu Kur'an'ın hangi ayetiyle bağdaştırıyorsun? Kur'an'ın hangi ayetlerini yontarak buralara vardıklarını söyleyeceğim. Ama yani yorumlamanın da artık bu kadarı. Yani iki tane ayeti tek başına alıyorsun sen, birbiriyle bağlıyorsun. Onun dışında geri kalan binlerce ayeti boş veriyorsun tasavvuf inancını haklı çıkarmak için. Örneğin en çok sevdikleri ayet tasavvufçuların. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Abi tabii ki de öyle. Başka bir türlü bir Allah düşünebiliyor musunuz siz zaten? Yani insanın fıtratına kodlu olan Allah inancı tabii ki de böyle olmalıdır. Allah da bunu da Kur'an'da açıkça belirtir. Allah bir gözetleyicidir, denetleyicidir, koruyucudur, yaratıcıdır. Fakat burada siz nasıl ontolojik bir şeyden şey anlıyorsunuz? Hani Allah kuluna şah damarından daha da yakındırı. Sen nasıl olur da o kadar ayete de diğer ayete de rağmen ben Allah'ıma varacak şekilde böyle yorumun çılgını çıkaracak bir şekilde bağlarsın. Allah'tan da mı korkmuyorsun? Kendi inancını haklı çıkarmak uğruna ayetin dilini bu kadar eğip bükmeye utanmıyor musun? Şimdi ya. Meşale gibiler dayanmıyorlar aslında. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Şeyhlik konusu. Şeyh, keramet vesaire. Kur'an-ı Kerim son peygamber, son nebi olan Muhammed'den sonra hiçbir insanın ruhani böyle bir özelliğe sahip olacağını söylememiştir. Bu bir. İkincisi, Maide suresinde sizi artık dini sizin için kemale erdirdim, tamamladım diye buyurmuştur. İslam artık tamamlanmıştır. Bütün İslami emirler, bütün dini emirler İslam Kur'an'da harfiyen belirlenmiştir. Şimdi sen bu durumda neye dayanarak ben vahiy alıyorum? Bana bazı bilgiler geliyor.
diyorsun. Şu konuda evet, kişisel vahiy olabilir mi? Allah ile her şey mümkün olabilir ve bunun aksi bir ayette yok. Belki kişisel vahiy vardır. Dini tecrübe diye bir şeyin olduğuna da kesinlikle inanıyorum. Evet. Öyle bir şey ben yaşamadım hayatımda ama kimisi belki yaşamıştır, bilemiyorum. Fakat zaten kişisel olarak vahiy alıyor almışsa da bir insan öyle bir şeye, şerefe mi diyeyim artık, ermişse bile bu zaten kemale ermiş bir dine, tamamlanmış bir dine, son dine, İslam'a herhangi bir eklemede şunda bunda bulunma hakkına sahip değildir. Ki bu adamların iddiaları da odur. İbnül Arabi eserinde, Füsusül Hikem adlı eserinde açıkça Kur'an'da bilinç seviyesi düşük olan avamın anlayacağı ifadelerin geçtiğini, fakat Kur'an'daki gizli gerçekleri sadece kendisi gibi yüce şeyhlerin, yüce evliyaların anlayabileceğini ve bu evliyaların Allah ile irtibat kurarak, keşif ve ilham adıyla irtibat kurarak bu bilgileri alıp insanlara anlatacağını söyler. Fusus-ül Hikem, İbn Arabi'nin kitabı, Arabi'nin kendi ifadesiyle, Arabi'nin kendisi tarafından yazılmamıştır. Peygamber Arabi'ye al, bu gerçekleri insanlara anlat diye Fusus-ül Hikem'i Arabi'ye vermiştir mana aleminde. Hristiyanlığın doğuşu da, yani günümüzdeki Hristiyanlığın doğuşu da böyle olmuştur. Pavlus, yani veya Saint Paul, Aziz Paul, bir Yahudi, İsa'nın koyu düşmanı, fakat derken İsa öldükten sonra bu adam bir İsa vizyonu görür ve hayatını tamamen değiştirir. Adam belki bir şeyler yaşamıştır, bilemiyoruz ama işte İsa beni yeryüzü İsa'yı Saint Paul göklere çıkarır. Tamamdır İsa, işiniz bitti. Yani böyle demez ama iş oraya gelir. Ben de İsa'nın yeryüzündeki elçisiyim, havarisiyim. Aynısı. Aynısı. Mantık olarak Saint Paul ile aynısıdır bizim İbn-i Arabi. Şimdi böyle diyorsun arkadaşım senin ve ardından bunu kitabımda defalarca anlattım. Kaç yerde vahdedi vücut inancını falan savunur bu adam. Firavun'u cennetlik ilan eder. Çünkü Firavun da Allah'ın bir parçasıdır. Vahdedi vücut gereği. Vahdedi şuhutla da ters değildir. Bu vahdedi şuhuda göre de Firavun, Cengiz Han, Hitler, aklına gelen ne kadar kan dökücü, bozguncu, iğrenç şey varsa bunların hepsi Allah olmak zorundadır bu inanca göre. Bunun şey yapar işte Arabi Fusulüsü Hikam'da bunları anlatır. Şimdi hayırdır? Hayırdır. Hani kemale ermiş dedin? Ama avamı idare etmek için Allah öyle biraz kandırdı insanları derler. Şimdi keşif ve ilham ile bilgi aldığını söylerler bu Allah dostlarının. Veli dost demektir. Evliya velinin çoğulu dostlar demektir. Evliyaullah, Allah dostları. Şimdi bu sözüm ona Allah dostları, Allah'ın kankaları. Keşif ve ilham ile Allah'tan bilgi aldıklarını söylerler. Neden? Çünkü ben vahiy aldım desen adam dayak yiyecek artık. Ama sen aynı anlamı biraz böyle yorum salatasıyla süslersen cemaati Müslim'den dayak yemekten kurtulursun işte. Keşfim açıldı, ilham geldi falan diyerek o vahiyi Müslümanlara yutturmuşlardı zamanında. Buradaki keşiften kastınız işte bir şeyi keşfetmek, Amerika'yı keşfetmek değil. İlhamdan kastı işte Mozart'ın aklına bir beste gelmesi, bir yazarın aklına bir senaryo, bir kurgu gelmesi, ilham gelmesi değil. Tanrı'dan bilgi almak. Şimdi peki diyelim. Peki bu da mümkün oldu diyelim. Senin delillerine bakalım. Nedir senin delilin? Diyelim ki Allah'tan. Tamam peki. Aldım bilgiler. Delilin ne abi senin? Öncelikle bu adamlar zaten Kur'an'da anlatılan her şeyi tamamen bir yıkarlar. Tevhidi yıkarlar, yerine vahdedi vücudu ve panteizmi getirirler. Mevlana, Hallacı Mansur'u ki ilk tasavvufun yani en çok parlatan adamlardandır Hallacı Mansur. Hallacı Mansur, Enel Hak diyen adamdır. Tavasin diye bir kitabı var Hallacı Mansur'un. Günümüze ulaşan tek kitabı.
tavasinde açıkça bunu söyler. Kalp gözüyle gördüm Rabbimi der. Kimsin sen diye sordum. Cevap verdi. Sensin. Haşa haşa haşa. Mevlana da Fihi Mafih'te ve Divan-ı Kebir'de kendisini savunur. Ve hatta o bölümü okuyayım. Bir saniye, bir saniye. Bölümü bulana kadar şunu durdurayım şuradan. Şöyle der Mevlana Fihi Mafih'te. Hani Mansur Tanrı'ya aşkı son haddine varınca kendine düşman kesildi, kendini yok etti gitti. Ben Tanrıyım dedi. Yani ben yok oldum. Tanrı kaldı ancak. Bu söz gönül alçaklığının son derecesidir. Kulluğun sonudur. Şimdi soruyorlar bazen bana işte bu yazdıklarımdan dolayı. Kur'an'ın hangi ayeti tasavvufa bunlara karşıdır diye. Kur'an'ın ilk sayfası ile son sayfası ve bunların arasında kalan tüm sayfaları bu saçmalıklara tamamen karşıdır. Tamamen karşıdır. Yok böyle bir şey. Birincisi, ben varım. Ego var. Sen varsın. Nefs var. Bu kadar. Allah yarattı. Hak üzere yarattı. Hak, hakikatin köküdür. Hak olarak yarattı. Allah yalan söylemez. Allah kandırıcı değildir. İki, hiçbir yerde nefsine kötü davranmak, nefsine düşman olmak diye bir şey Kur'an'da tembihlenmez. Kur'an'da sadece nefsini, kendini kınayan nefis övülür ki neden de tabii ki de öz eleştiri yapacaksın. Ben oldum demeyeceksin. Herhalde budur. Fakat bu kendini kınamak değildir. Dergahlarda örneğin mesela şeyi hatırlayın. Fight Club'da Tyler ekibine, o kıyamet projesi ekibine alacağı adamları önce kapıda bekletir. Onlara sonra küfürler eder. Git sen bir işe yaramazsın, siktir git koca götlüğü falan der. Ve ancak bu eziyete dayanabilenleri, bu aşağılanmaya dayanabilenleri alır kendisine. Neden? Önce onların egolarını kırar, yok eder. Bu tamamen bir işte dergah öğretisidir. Dergahlarda da bu yapılırdı. Önce işte müritlere işte çile çektirilir, işkence edilir, aşağılanırlar, kötü söz söylenirler, işte ot bok püsür, boş angarya nafile işlerle uğraşırlar ki hesapta benliklerini öldürsünler. Kendi nefislerini terbiye etmek amacı şeyi altında, adı altında. Bu şeye maruz kalırlar. Nefse kötü davranmak falan hiçbir şekilde Kur'an'da tembihlenmez. Hatta Kur'an bedenimizin bizim aleyhimizde tanıklık edeceğini söyler. Biz nefsimize ve bedenimize iyi bakmak ile yükümlüyüz. Ardından ben Tanrıyım dedi. Yani ben yok oldum. Tanrı kaldı ancak. Bu söz gönül alçaklığının son raddesidir. Yani ben Allah'ım demek gönül alçaklığının son raddesidir. Neden? Çünkü o adam ben Allah'ım demiyor. Bir dakika. Ben yokum. Ben gibi gözüken şey aslında Allah diyor. He, çok fark etti. Yapma ya. Yapma ya. Ne kadar çok şey fark etti. Dünyaları değiştirdin. Laf cambazlığıyla aynı şeyi söyledin sen. Farkında mısın? Yani bakın bu saçmalıklara inanabilirseniz o ayrı konu. Ya işte her şeye inanabilirsin. Fakat ha Müslüman olduğun halinle de bunlara inanabilirsin. O iddiada bulunabilirsin. Fakat imkansız böyle bir şey. Yani aynı anda hem Fenerli hem Galatasaraylı olmak bir şey yani. Tamam mı? Yani imkansız. Taban tabanınız olan iki şeye aynı anda inanıyorsun. Ardından gelelim İşin bir diğer yönüne. Ha. Şimdi bu tasavvufta tekamül adı verilen bir şey vardı. Tekamül evrim demektir. Fakat tasavvuf jargonundaki tekamül ruhani evrimdir işte. Nefsin aşamaları vardır ya, nefse emmare bilmem ne, en sonunda fenafillah varırsın, olursun. Kendin yok olursun. Hay Hallaç Efendi gibi kendini yok eder ve Allah'la bir olursun. Ha. Mevlana'nın ölüm yıl dönümü de o yüzden işte Şebi Aruz adı altında kutlanılır. Bu bir kavuşmadır falan denilir. Neden? Çünkü Mevlana'nın Allah'a ile bir olmasını, Allah'a kavuşmasını, daha doğrusu Allah olmasını kutlarız biz aslında. Biz dediğim yani Türk milleti olarak Şebi Aruz da budur. Onlar için yani tasavvufçuların
söylediği Allah ile Kur'an'da kendini tanıtan Allah aynı şey değildir. Böyle tasavvufçuların kulağa hoş gelen sözleri vardır. İşte kendisini de buldu bulan, işte kendisini tanıyan Rabbini tanır gibi. Yani bu sözlerin görünürde evet bunlar doğrudur. Descartes de değil mi? Önce kendisini düşünüyor, bir tefekkür ediyor, içe iniliyor ve Tanrı'nın varlığını öyle öneriyor. Birçok insan da bunu yapabilir. Fakat bu adamların inançlarını bilmeden, alt metinlerini bilmeden o iki cümlelik hoş aforizmaların ne manaya geldiğini anlayamaz. Kendisinde buldu bulan veyahut da bir ben var benden içeri derken bu adamlar onu kastediyor işte. Beni geç diyor, Allah diyor, Allah, her şey Allah diyor. Bu sözlerin bu ezoterik manaları, bu sözlerin bu hoş aforizmaların o backgroundları bilinmeden, anlaşılmadan ne söylediklerini kimse anlayamaz yani. Ne diye bu kadar seviliyorlar onu da bilmiyorum yani, manyaklık. Yani günümüzde bilhassa idealizm daha çok spiritüalizm adını almıştır. O dalga geçiyorsunuz ya, secret dark falan filan hani. Evet, dalga geçin, çok hoşuma gidiyor. Fakat neden dalga geçildiğini biliyor mu acaba bu insanlar, bu secretlarla, bu evrenle bir olmak, evrene enerji göndermek falan, bunları diyen adamlarla neden dalga geçtiklerini biliyorlar mı? Çünkü bu tasavvufçular da aynısını söylüyor. Biri enerji diyor, biri nur diyor. Aynı şeyi söylüyorlar. Hiç farklı bir şey söylemiyorlar birbirlerinden. Spiritüalizm bilinmeden mesela Matrix filmini anlamanız mümkün değil. Ha, tamam, uğraşırsın. Matrix hakkında işte rast geldiğim zamanında ilgilenmiştim böyle. Yazılıp çizilenleri okuyorum. İşte yok makinelerin savaşı, makineler şöyle hayali bir dünya üretiyor Matrix'ın altında. Ondan sonra işte bazı kişiler Matrix'de olduğunu fark ediyor. Bunların bir illüzyon olduğunu fark ediyor ve makinelere savaş açıyor. İşte sonra insanlar makinelerin falan filan işte insanlarla makinelerin savaşlarını anlatıyor. Wachowski kardeşlerin orada verdikleri felsefenin insan makine savaşı, makineler bir gün insanlığı mı ele geçirecek falan, bunlarla alakası yok. Hani demin dedim ya işte bu tasavvufçuların aforizmalarının manasını anlamak için inançlarının alt metinlerinin ne olduğunu bilmek gerekir diye. Ha, sen Wachowski kardeşlerin de ne olduğunu, bir spiritualist, New Age'ci, kabalist olduklarını bilmeden ve spiritualizmin ne olduğunu bilmeden Matrix'in ne olduğunu asla anlayamazsın. Matrix'te varlık yoktur der. Kaşık yok diyor işte adam sana. Kaşık yok. Ne diyordu o kel keşiş çocuk Neo'ya? İşte kaşığı bükmeye çalışıyor Neo. Kaşığı bükmeye çalışma. Bu imkansız. Çünkü aslında eğdiğin kaşık değil. Eğdiğin sensin. Çünkü neden? Varlığın birliği var. Kaşık da ben, Neo da ben, o da ben, o çocuk da ben, her şey ben. Varlığın birliğinden bahsediyorsun. Cloud Atlas mesela. New Age'in tamamen artık bokunun çıktığı bir filmdir. Yine Wachowski'lerin yaptığı filmdir. Yani spiritüalizme değinmeden Matrix hakkında yazılmış hiçbir şeyi okumayın bence. İsraf olur yani. Yoksa Matrix'in Terminator'dan farkı kalmaz. İşte bu makinelerin insanlığı ele geçirecek olması popüler bir konsepttir zaten bilim kurguda. Ha. Ama Matrix'in Terminator'dan farkı nedir? Altında bir felsefenin olması. O felsefesi de işte bu saçma, ezoterik, mistik, panenteist saçmalıklardır yani. Bunları bilmeden neyine hani mesela Matrix yorumluyorsun lan? Yani anlamıyorum. Durun, ben yine ocağa gideceğim bunları yakmak için. Niye çakmaksız çıkıyorsun diyecek olursanız, yani püfür püfür sigara içtiğim için çakmak dayanmıyor bana. Dur bakayım, geleceğim. Ha, demin şeyi söyleyecektim, unuttum. İşte bu ilham, keşif, zart zurt diye kıvırdılar ya lafı. Mevlana bu konuda alayından daha delikanlıdır. Çünkü aynen Mesnevi'sinde en önemli eserinde, eser demeye de dilim varmıyor da işte ne diyelim ki, kitabında Mevlana ile şöyle der. Mesnevi'de. Kaynak belirt diyen baksın abicim şeyine. İşte kitabın PDF'ine, merak etmeyin. Burada fotoğraflarıyla koyarak gayet orijinal kaynaklardan, farklı basımlardan çektim ben bu fotoğrafları, aldım yani. Kıçımdan uydurmuyorum. Çok kolay bir Google aramasıyla da nerede söylediğini bulursunuz bu Mevlana'ların, bunların bu lafları. Mevlana aynen şunu söylüyor bakın. Çok delikanlı bir şekilde Mesnevi'de. Bu ne yıldız bilgisidir, ne remil, ne de rüya.
Tanrı doğrusunu daha iyi bilir ya, Tanrı vahyidir. Sufiler bunu halktan gizlemek için gönül vahyi demişlerdir. Adam delikanlı açıkça söylüyor. Ama bizim bilen Mevlana'dan çok Mevlana'cı olduğu için ya orada hayır öyle vahiy demek istemiyor. Hani keşif ilham derken işte hani Allah kuluna bir böyle ilham vermez mi? Hani bir gönül vahiydir o. Ya bırak geç ne ayak yapıyorsun? Adamın kendisi delikanlı gibi söylüyor işte felsefesini ki budur zaten tasavvuf dediğin şey budur budur budur. Veli dediğimiz takım peygamber ile hemen hemen eş değerdir. Çünkü velayet mertebesinde peygamberler ile aynı statüde olduklarını iddia eder bu veliler. Yunus Emre'de, Arabi'de, Mevlana'da, Hallacı Mansur'da, efendime söyleyeyim Ahmet Yesevi'de, alayı, 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 Said Nursi'de hepsi, tüm tasavvufçular hiçbir farkı yoktur. Hiçbir farkı yoktur. Ve işte Mesnevi'nin meşhur ön sözünde bilirsiniz, şöyle denir. Mesnevi alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir denilir. Ve ben tabii farklı basımlarda üstünde çalıştım. Birçok basımda Mesnevi alemlerin Rabbi tarafından parantez aç, gönüllere parantez kapat, indirilmiştir diye bu kısmın çarpıtıldığını çok gördüm. Adam hiç de öyle bir şey demiyor. Gönüle inmek falan. Yumuşatma diyor adı üstünde açık seçik. Gönül vahyi diye yumuşatma arkadaşım diyor. Halk tırsmasın diye yumuşatıyorsunuz siz diyor. Yok biz vahiy alıyoruz diyor. Bu budur ya. Ya bu budur. Adamların iddiası açık seçik bu. Şeyh, Gavs, Kutup, Zart, Zurt. Bunların İslam'da zerre kadar yeri yoktur. Zerre kadar yeri yoktur. Bunlar eğer şirk değilse şirk diye bir şey yoktur. Şeyh, Gavs, Kutup, Evliya bu inançlar çok tanrıcılık değilse hiçbir şey çok tanrıcılık değildir. Hiçbir şey çok tanrıcılık değildir. Hala heykel falan zannediliyor şey oldu şirkin birçok tanrıya inanmanın işte heykellerden ibaret olduğu zannediliyor. Bakın Kur'an'daki birçok ayette Mekkeli paganlardan bahsediliyor tabii ki de. Biz peygamberin hayatını da Kur'an'dan öğreniyoruz çünkü. Ve Mekkeli paganlardan bahsedilirken onların tapındıkları o ilahların Allah'a bir yakınlaştırıcı, bir aracı olduğu söyleniyor ve birçok yerde o varlıklardan, o tapındıkları tanrılardan evliya, veli adıyla bahsediliyor. O Lat, Menat, Uzza vesaire kaç tane varsa işte Kur'an'da ismi geçen bunlar. Diğerlerini tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. Doğrudur, yanlıştır. Bunlar zaten bu adamların, Mekkelilerin Allah'ın yanına koydukları evliyalar işte çok tanrıcılık budur. Evliyaları onların ya. Evliyaları. Senin işte Hacı Bektaş'ı Velin gibi, Mevlana'n gibi, Said Nursi'n gibi. Evliya, Abdülkadir Geylani gibi. Ne demek medet ya Geylani de? Ne demek yetiş bilmem kim de? Ne demek bilmem ne şeyhten icazet iste? Ne bunlar? Bunlar ne? Şimdi neyse biliyorsunuz bu şu an çok şeyh mevzusuna girişim yok. Daha çok işin felsefi yönünde durmak istiyorum. Çünkü hani bunlar mantar gibi türediği için şu şey hakkında yaz, bu şey hakkında yaz, şunun hakkında gerek yok. İşin felsefesini anlat, aklı olan da çözer olayı orada. Ve bu şey falan olayı işte şey genellikle gelenekçi takımda vardır. Daha böyle sosyoekonomik seviyesi yüksek ve IQ'su da düşük kesimde spiritüalizm vardır. Oralarda şey falan yoktur tabii ama orada da işte üst boyut varlığı vardır. İşte melekler falan, meleklere tapınma falan vardır. Yani meleklerden yardım isteme vardır. Aynı mantıktır. Şeyh, Evliya, Gavs bunları. İşte Meleklerle Yaşamak diye bir kitap vardı. Melek Koçluğu adında dünyada bir sektör var. Bu Beki İkala Erikli miydi? Neydi? Kadının adı öldürüldü geçenlerde. Hatta bir müridi de öldürdü galiba. Tabi bu insanların öldürmeleri inançlarından dolayı doğrudur demiyorum asla yani şimdi. Zaten şu Hallacı Mansur da zamanında öldürülmeseydi belki de bu kadar tasavvuf yayılmayacaktı. Çünkü öyle bir ekmeğini yediler ki Said Nursi'nin hapis yatmış olması gibi. Öyle bir ekmeğini yiyorlar ki bu çektikleri acıların bu adamların. Ya arkadaşım yani bir şey uğruna çok emek sarf ettin diye canını, malını, şuyunu, buyunu heba ettin diye sen hakikate ermiş değilsin yani. Tamam belki inancında samimisindir. Tamam o konuda hakkını teslim ederiz de yani
Ne belli, belki Firavun da inancında samimiydi. Veyahut da Hitler. Bence çok büyük ihtimalle inancında samimiydi abi. Şimdi ne diyelim, övelim mi adamı yani? Neyse. İşte bu Şeyh Mevlüt'ü de boş ver. Onu bir başka bir videoda daha şey yaparız. Şu an hem gelenekçileri hem moderncileri aynı çatı altında buluşturan bu tasavvufun ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum ben. Şimdi işin en büyük, en pislik yanı da işte herkes birdir. Her şey birdir öğretisidir. Yani bir kere eşitlik dediğimiz şey imkansız bir şeydir. Olmaması gereken de bir şeydir. Cennette bile eşitlik yoktur. Ahirette eşitlik yoktur. Cennet var, cehennem var. Cehennemde eşitlik yok. Cehennemin katmanları var. Cennette eşitlik yok. Cennetin katmanları var. Neden? Herkes hak ettiği yere varır İslam'da. Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Hepimiz aynıyız. Veyahut da hepimiz yıldız tutuyoruz. Ya tamam, biyolojik olarak, organik olarak öyle olabilir. De yani hepimiz bir değiliz. Bir bütünün parçası falan asla değiliz. Şimdi tasavvufta işin sonunda herkes nirvana'ya varır abi. Yani nirvana'ya olmasa da herkes kurtuluşa erer. Çünkü neden? En nihayetinde sen diye bir şey yok çünkü. Ego diye bir şey yok. Ego kötü bir şey değildir. Ego var olandır. Ya benliktir, benlik, benlik. Egondan sen sorumlusundur. Egon hatta sensindir diyeyim. Daha doğru bir ifadeyle yani. Biraz anlatım bozukluğu yapmış oldum. Ego dediğin şey, nefs dediğin şey sensindir yani. Tasavvuf da nefs olmadığı için en sonunda herkes yokluğa karışır, Allah'la bir olur. Budizm ateist bir dindir çoğunlukla. Bazı mezheplerinde Tanrı işin içine girer ama orada da yine sen yoksundur ve öldüğünde evren ile bir olup sonsuz ebedi huzura kavuşursun. Tasavvufta herkes işte veyahut da Budizm'de herkes en sonunda nirvana'ya erip kurtuluşa eriyor. İyisi de kötüsü de. Çünkü iyi ve kötü yok. İyilik kötülük konusuna birazdan gelir. Ateizmde herkes yokluğa karışıyor. İyisiyle kötüsüyle. Ki bence o da bir kurtuluş. Yani bu dünyadan sonra hani başka bir dünyanın olduğunu üstüne çok büyük bir eziyet olurdu. Yani Allah cehennemden korusun. Hani benim için cennet olmasa da olur ya. Yok olsak da olurdu yani. Bu kadar çabaya, çileye hani ne gerek var, ama seçim şansımız yoktu. Yaratmış bizi mecburen. İşte yaşıyoruz. Ateizmde de herkes eşit bir şekilde yokluğa karışır iyisiyle kötüsüyle. İslam'da ise herkes neyse oraya varır. Ne yaptıysa oraya varır. Herkes ne yapıp ettiyse o gün karşılığını bulur. Bunu söyleyen defalarca ayet, sayısız ayet vardır. Sayılıdır da yani, lafın gelişi sayısız. Kaç ayet olduğu sayılayım. Kim o gün ne yapıp ettiyse biz onu ortaya çıkarırız. İşte en ufak bir zerre kadar bir şeyi bile gözden kaçırmayız falan filan yani. Her benlik kendi yapıp ettiğiyle sorguya çekilecektir ve onun karşılığını alınacaktır. Bu gibi ifadeler Kur'an'ın en temel yine insana dair en temel vaadidir bu. Herkes ne yaptıysa onun karşılığını alacak. Eşitlik falan yok. Eşitlik yok. Adaletli bir şekilde sorguya çekileceksin tabii ki de, fakat hiçbir şekilde eşitlik yok. Ne herkes kurtuluşa erecek, ne herkes yokluğa erecek. Herkes hak ettiği yere. Kim oraya, kimi buraya. İslam bu konuda yani adalet de vaat eder yani. Adalet de vaat eder. Diğerleri tasavvuf, özellikle bir çocuk yarışması gibi. Çocuk yarışmalarında hani hatırlayın. Kazansa da kaybetse de böyle televizyon programlarında. Evet, Ali birinci oldu. Diğer gerizekalılara fark attı. Ama çocuksunuz. Hepiniz kazandınız. Öyle, hepinize ödül veriyoruz derler. Ki bu Ali'ye de yazıktır. Yetenekliyi siz köreltiyorsunuz. Ona ayrı ödül vermeniz gerekir. Her neyse. Kahrolsun eşitlik. Yani ateizmin de bu konuda bir farkı yok ondan. Yine ölümde herkes eşit ve eşit bir şekilde yokluğa kavuşuyor. Bir mana kalmıyor yani, işin esprisi kalmıyor çabalamanın, etmenin. Ama İslam'da herkes ne yaptıysa onun karşılığını buluyor. Yani şu İslam için önemli olan ahirettir. İslam insanları tembelleştirir lafı
Ya nasıl bir gerizekalılığın ürünüdür ben bunu anlamıyorum. Yani benim bu şu an bu videoyu yapmamın tek bir sebebi var. İslam. Yoksa sikimde olmazdı. Sikimde olmaz. Asla bunları falan anlatmazdım. Hatta bu mevsimler benim için pek iyi değil. Mayıs'a girdik, gireceğiz. Bu yaz ayları ben biraz menopoz dönemime giriyorum. Bayağı bir zorladım düşüncemle çek şu videoyu diye. Sırf bunun için değil. Ben genel olarak hayatımda da yani neden kendimi düşünüyorum, ahiretimi düşünüyorum. En nihayetinde herkesle eşit olarak yokluğa karışmayacağımı biliyorum. Herkesle eşit olarak Tanrı ile bir olacağım, bir olacağıma inanmıyorum böyle şeyleri. Reddediyorum. Herkesin çabası kadar ödüllendirileceğini biliyorum. İslam bana bunu öğretiyor. Ben sırf bu yüzden çabalıyorum. Ve bir Müslüman için dünyadan daha önemli ne olabilir? Çünkü rüştünü ispat edebileceğin tek yer burası. Tek yer burası. Başka bir yer yok yani. Bir Müslümanın hani boş durma lüksü olamaz. Ben işte bu aralar özellikle yani girdim de ufaktan ileride beni daha zor günler bekliyor. O bayağı bir vaktimi boşa harcayacağım bazı boş işlerle. Elimde olan yahut olmayan birçoğu da elimde. Sorumluluğunu üstleniyorum ve bundan dolayı müthiş bir suçluluk hissedeceğim. Neden? Boş durduğum için. Dünyanın boş olduğu fikri Müslümanlara tamamen tasavvuf ile enjekte edilmiştir. Öyle zerk edilmiştir. Bir zehirdir o yani. Bu dünya boş. Senin amacın Allah'la cennete girmek. Allah ile bir olmak. Yani avama şey derler. Senin amacın cennete girmek derler. Havasa daha böyle götü kalkmış hesapta üst bilinç sahibi hesapta daha zeki adamlara da şey derler. Senin amacın Tanrı ile bir olmak. Allah ile bir olmak. Fenafillaha varmak. O yüzden hamamam nafile ibadet et. İşte zikir çek bilmem ne. Ya Kur'an'da zikir yok mu? Bilmem. Ulan var. Var da. Şimdi açacağım burada. Açmayacağım. Ahmet Yesevi'nin Fakirnamesi. Yine var şeyin o bölümlerinde koydum kitaba. Fakirnamesinde Ahmet Yesevi'nin ki Türklere tasavvufu en çok yayın adamıdır Ahmet Yesevi'dir. Mevlana'dan da öncedir o. Çünkü Türklere Müslümanlık bir İran üzerinden bir de Orta Asya üzerinden gelir. Türkistan falan o civarlar Orta Asya dediğim. Çok da öyle Moğolistan o taraflar değil. Ve Orta Asya'dan gelen ekol tamamen Sufidir işte Ahmet Yesevi falan. Oradaki Şamanizm, Hinduizm, Budizm onlardan aldıklarını almışlardır ki İmam-ı Rabbani'de tamamen Hinduizmin izlerini görürsün. Her neyse Ahmet Yesevi'nin Fakirnamesinde bir müridin gün içerisinde yapması gerekenler anlatılır. Abo! Sabah gözlerini açıyorsun, laleyli labaluba laplup, akşam gözlerini kapatıyorsun, caceyli cabalucula capçup. Arada da işte dergâha odun taşıyorsun bilmem ne. Adamlar yarrağı yemiş, bu insanın ne hayrı olur? Kendine ne hayrı olur? İnsanlığa ne hayrı olur? İnsanlığını da yemişim, kendine ne hayrı olur? Bu dünyanın boş olduğu fikri yani. Kesinlikle tasavvuf ile bize gelmiş bir fikirdir. Çünkü Allah sana der ki bu dünyada çabala. Asıl kalıcı ama ahiret yurdu için çabala. Asıl kalıcı olan yer orasıdır der. Değil mi? Asıl hayırlı olan yer ahiret yurdudur der Kur'an ayetinde. Bu herifler ama der ki bu dünyada işte zaten her şey bir yanılsama. Bilgiye ulaşamazsın. Hiçbir şey gerçek değil. Her şey hayal. O yüzden sen Allah'a ulaşmak için hababam nafile ibadet edeceksin ki hababam günde 8 milyon 305 bin kere bilmem neyi zikredeceksin ki kurtuluşa eresin derler. Böylelikle ne olur? İşte Müslümanların çöküşü de böyle başlar zaten. Böyle başlar. Şimdi o gazali mazali oralara da girmek benim aklımdaydı ama video çok uzadı. Ben bu tasavvufun bölüm ikisini yaparım. Bu hiç yeterli bir video olmadı, onun farkındayım. Ya zaten benim şu tasavvuf, bir başka din tasavvufu, şu kitabımı lütfen edin, ücretsiz PDF'i de var internette. Lütfen okuyun. Bunda detaylıca ben zaten birçok şeyi anlattım. Fakat hani burada elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Gazali olayını boş ver, ona Gazali'ye sonra gireyim ben. Neyden bahsedecektim başka? İşte bütünün parçası olayı falan filan. Tamam, evet. Yani işte bu velayet olayından da bahsedeyim. Peygamberlerin bir bu tabii ki de tasavvuf ehlinin iddiasıdır.
Peygamberlerin bir velayet, bir de peygamberlik görevi vardır. Önemli olan da velayettir. O üstünlük, o ruhbanlık, o ruhaniyet velilikten gelir. Velayettir. Ha, bu veliler peygamberlere aynen ortaktır derler o şey konusunda. O velayet görevi konusunda. Doğrudan Allah'tan irtibat alırlar, irtibat kurarlar, Allah'tan bilgi alırlar vesaire vesaire vesaire. Ha bir de peygamberlik görevi var. O konuda yok. O peygamberlere has derler. Bak çok tevazu sahibiler. Evet. Ya sen ne yaptın? Sen Allah'lığını ilan ettin. Ya peygamber bile haşa tabii ki de Allah'lığını ilan etmiyor. Ben sadece bir elçiyim, bir ve bir beşerim diyor. Bu adamlar yetemiyor bunlar. Pinokyo nasıl insan olmaya çalışıyor? Bu adamlar da insan olan haliyle Tanrı olmaya çalışıyor. Enel Hak diyor. Bu cübbenin altında bir Allah vardır diyor. Bir Allah vardır diyor. Dur nasıl? Bu cübbenin altında Allah vardır değil mi? Bayezid Bestami. Bu cübbenin altında Allah vardır. Ve Allah'lara kurşun işlemez. B for Bayezid Bestami. Yani diyeceğim o ki dünyanın bir hayal oluşu. İslam'da asla yoktur. Ondan sonra Şeyh, Gavs vesaire adı ne olursa olsun gibi kişilerin Tanrı'dan bilgi alacak olmaları ve insanları aydınlatacak olmaları Kur'an'da yoktur. Kur'an'da kendisine ilim verilmiş kullardan bahsedilir bazı yerlerde. İşte Süleyman'ın yanında vardır böyle bir kul. Muhtemelen ışınlanarak, ışınlanma şeyi, ilmine mi sahip artık ne diyelim yani. Sana o istediğin şeyi göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diyor. Çok uzak bir yere gidip geliyor mesela. İşte mesela ilim verilmiş bir kul falan. Veyahut da Ledun ilminden bahsederler. Şu Musa ile Hızır olarak bilinen kişinin karşılaşması. Ya burada hani öyle gizli bir ilim, hakikat bilmem ne bundan bahsedilmiyor. Allah o insanlara bir ilim bahşetmiş. Bundan bahsediliyor. O insanlar özel olaylar. Özel olaylardan çıkıp tüme varım yapamazsın sen. Ve dediğim gibi velev ki senin de öyle büyük kerametlerin falan var. Keramet konusuna gelmedik de gelmeye de çok açmaya gerek yok. Keramet mucizedir işte. Peygamberler mucize gösterir ya. Gerçi Kur'an'da mucize kelimesi geçmez. Delil, ayet kelimesi geçer. Biz mucize deriz adına. Her neyse halk arasında mucize denilen şey işte peygamberlerin gösterdiği bu mucizeleri veliler, evliyalar da gösterir. Onun adı da keramet olur işte. Hani böyle şeylerin yani Kur'an'da hiçbir dayanağı yoktur. Ve hani dediğim gibi işte hani diyelim ki böyle bir kişisel vahiye falan Allah sana diyelim kişisel olarak tamam bir yardımcı olduğu bir şey yaptı. Allah'la her şey mümkün olabilir. Peki. Ama hani o zaman birincisi insan kendisinden bir şüphe eder. Değil mi? Çok şüphe eder. Kur'an'da peygamberin uyarandan da ziyade korkusuna, şüphesine yardım eden bir ayet vardır. Der ki korkma sen bir cin tasallutuna uğramış değilsin. Mecnun değilsin. Neden? Adam kendisinden şüphe ediyor ya. Peygamber kendisinden şüphe ediyor. Sen etmez misin böyle bir durumda değil mi? Ama bu adamlar hiç şüphe falan yok. Hak getirir. Peygamberi gördü. O bana bunu verdi. Allah'la görüştü. Ben Allah kalbime nida indirdi. Böyle böyle yap dedi bana diye. Ve bunu diyen adamlar aynı zamanda Kur'an'a da inanıyorlar. Ben işte işin çelişkisi burada yani. Nübüvvet bitti diyen bir kitaba inanıp ardından ama ile cümleye başlayıp işte Allah bana da şunları 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 bildiriyor diyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bir diğeri dünyanın hayal olması öğretisi aynı zamanda bu miskinliği dünyanın boş olduğu şeyini de öğretisini de aşılamıştır Müslümanlara. Bunun da İslam ile hiçbir şeyi yoktur. Ortak noktası yoktur. İslam'a göre hiçbirimiz Allah'ın parçası değiliz. İhlas suresi bile bütün tasavvufu çürütmeye yeter. Allah'ın eşsiz, benzersiz ve denginin dahi bulunmadığını yani çok net bir şekilde vurgulayan bir ayettir. İhlas suresi Türkiye'nin herhalde %90'ı Arapçasında ezbere biliyordur. Okulda öğretilmiştir. Ama manasını bilen
Bilse de üstüne düşünen kaç kişi vardır bilmiyorum. Ya bunlar fark etmesi çok zor şeyler değil benim bu anlattıklarım. Üstüne 2 dakika düşün. 2 dakika o kadar da şey yapmayalım da. Hakkıyla, samimiyetle, aklını kullanarak düşünsen üstüne bunlar çözeceğin şeyler. Çok basit şeyler. Şu tasavvufun nasıl mistik bir saçmalık olduğunu herkes biliyor. Bir tek Müslümanlar farkında değil. Çünkü kendilerinden çıkmış şey hesapta sahipleniyorlar o yüzden. Böyle konuşunca da sana şey diyorlar işte. Bunlar oryantalistlerin söylediği laflardır. İsterse Hitler söylemiş olsun. Ulan argümanın bu mu senin? Oryantalist söyler tabii. Neden? Adam dışarıdan bakıyor. Kendisini bağlayan bir şey değil. Müslümanlıkla ilgili bir duygusal bir şey hissetmiyor. Veyahut da Müslüman coğrafyasında yetişmiş insanlarla ilgili, fikirlerle ilgili duygusal bir bağ hissetmiyor. Ve dışarıdan bakıyor, görüyor. Ha, o adam da elbette oryantalist dediğin adam da yani saçma şeyler söyleyebilir vesaire. Ama o adam daha çok kolay çat 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 bunlar aynı şey lan diyor. Mistisizmle sizin tasavvufunuz aynı şey diyor. Biz söyleyince dayak yiyoruz işte. Çat kafana vuruyorlar. Neden? Oryantalistler de öyle diyor. Mantığa bak ya. Ha. Fethullah Gülen de tasavvufçu o zaman. Hadi bakalım. Aynı mantıkla hadi. Ha. Niye tasavvufun peşinden gidiyorsunuz o zaman? Neyse. Böyleyken böyle. Hadi. Bunun devamı gelsin. Bu tasavvuf seri olsun. 2, 3, 4 falan diye hatta. Çünkü çok az şeyden bahsettim. İyi haydi. Şimdilik benden bu kadar. See you later.